Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 rakamlarına göre gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2030 yılında sigara nedeniyle dünyada 8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybedileceği öngörülmektedir. Sigara tüketimi önlenemiyor. Kullanım yaşı her geçen gün düşüyor. Solunum sistemi, kanser, mide ve bağırsak hastalıkları kalp damar ve beyin damar hastalıklarının en önemli nedeni olan sigaraya karşı İzmir'de mücadele başlatıldı. Trafik, terör, iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Toplum sağlığını ve geleceğini tehdit eden sigaraya karşı Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği yaptı. Sigara bırakma poliklinikleri için psikolojik destek modülü geliştirilmesi, ortaklık ve işbirliği protokolü imzalandı. Hocam, Sigara bırakma tedavilerinde kolay uygulanabilir yeni bir modül uygulanacak. Halkın sigarayı bırakma polikliniklerine ulaşması kolaylaşacak. Toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir soruna karşı verilen bu mücadelede Ege Üniversitesi'nin ve hocalarının yer almasından Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak amaçlarının sigara ölümlerini azaltmak olduğunu söyledi. Amacımız sigara tüketen vatandaşlarımızın bu alışkanlığı bırakması ya da içme sıklığını en aza indirmesini amaçlamaktadır. Kaygı veren rakamları da Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Profesör Doktor Ali Saffet Gönül açıkladı. Okulların başında %15-20 gibi yani 14 yaşında 12 yaşında %20 gibi olan kullanım 6 sene içinde %50'lere kadar ulaşmaktadır.